işte 23-24 yaşlarında. Beni Show TV çağırdı. Reha Muhtar kulakları çınlasın, sevgi ve saygılarımı ileteyim. O zaman da Reha Muhtar reyting rekorları kırıyor. İşte tüneli kaçmak için mi kazdığınız zamanları Show TV'de. Bana dedi ki sen Madonna'sın ya dedi, sen bu işin tamamsın sen falan dedi. Ben bir havaya girdim. Zaten hakikaten Madonna falan zannetmeye başladım ben kendimi. Ama öyle olmadığını, o reyting denilen şey bizim hayatımıza girince, ölçümlenme dediğimiz hadise hayatımıza girince ve ben 0.1 falan izlendiğimi görünce ben Madonna değilmişim, aslında ben hiçbir şey değilmişim'i anladım. Benim hayatta tek bir hayalim var. İşte Kanal D'de ana haber okuyayım falan değil. Benim hayatta bir tek hayalim var, o da Trabzonspor Kulübü'nün başkanı olmak. İlk kadın başkanı olmak. Çok istiyorum. Sevgili dostlar, bugün çok değerli bir konuğum var. Yıllardır dostum, arkadaşımı gerçekten tanımış olmaktan gurur duyduğum bir dost. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sevgili Cengiz Hortoğlu. Evet. Hoş bulduk. Çok mersi. Siz de benim için aynı şekilde, aynı kıymet ve değerdesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kabul edip de lütfettiğiniz için. Ne demek? Siz davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni bu programın formatına layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Gerçekten bizim için onur oldu sizi çok burada ağırlamak. Çok sağ olun. Geçen hafta da Simge Hanım bizimleydi ve gerçekten orada çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kulakları da çınlattık. Çınlamıştır. Onunla. Simge'nin olduğu yerde benim kulağım. Ne kadar güzel görüyorum. Bir abla kardeşsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir aile olarak bir defa zaten çok büyük saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederiz. Öyle çok, utandırıyorsunuz bizi. Çok bir asil bir aileniz var. Hakikaten çok sağ olun. O da çok size de yansımış. Ben zaten aileyi de çok önemsiyorum. Yani insan çok önemli. İnsan yetiştiği yer herhalde bir yerde bütün hayatını etkiliyor diye tabii düşünüyorum. Tabii hem içinizde olacak, annem hep onu der, içinizde de olacak ama tabii ailenin etkisi azımsanamayacak kadar az. Çünkü bir çocuk ailesinde ne görürse onun fotoğrafını çeker ve o şekilde hayatına devam eder ama içiniz de güzel olacak, evet. İçiniz de iyi olacak. İçiniz iyi değilse aile size ne öğretirse öğretsin olmuyor. Doğru. Olmuyor. Şimdi ben işte Simge Hanım'la da yaptığımız gibi bir çocukluğunuza dönüp oradan başlayarak bir film şeridi gibi. Hadi buyurun. Bugünlere gelelim istiyorum. Gelelim buyurun. Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluğunuz oldu? İstanbul doğumluyum ben. Feci yaramaz bir çocuk. Belli ama. Feci yaramaz bir çocuk. Ya kızınız oğlumuzu dövdü diye kapıya gelen insanlar. Tabii tabii. Feci böyle bir saldırgan bir tip. Çünkü babam biraz dominant bir karakterdi. Allah rahmet eylesin. Sakın ayak yeme. Sakın beni dövdüler diye gelme. Ben de döverim derdi. Ben o korkuyla babam beni dövecek diye el alemin çocuklarından hırsımı alıp onları döverdim. Ve kızınız oğlumuzu dövdü diye kapıya gelirler. Tabii hayat içerisinde, zaman içerisinde bu yaşa gelene kadar bütün bu agresifliklerimizi, sert taraflarımızı törpülemeyi öğrendik ama ben yaramaz bir çocuktum. Ya yani okulda da yaramaz bir çocuktum, çalışkan bir çocuktum. Dersi derste öğrenmeye çalışan bir çocuktum ama böyle bir haşere bir tarafım, durdurulamaz böyle bir hiper bir tarafım vardı. Ben sürekli ilgisini bir noktaya verebilen bir çocuk hiç olmadım. İşte annem bana böyle puzzle'lar alırmış mesela. Bunlar bozuk deyip yapmayan bir çocukmuşum. Yani sıkılıyorum. Ben aynı şeye ilgiyi, odaklanmayı becerebilen birisi değilim. Hep başka şeylerle ilgileneceğim. Şimdi şu bardak burada duruyor, gideceğim kaldıracağım, yenisini koyacağım. İşte bakacağım onlar niye orada yamuk duruyor falan. Sürekli bir şeye odaklanabilen bir çocuk hiç olmadım. İlgim hep dağınıktı benim. Ama her ne yapıyorsam da iyi yapmaya çalışan bir çocuktum. Başarılı bir öğrenciydim. Fena değildim. Böyle iftara geçiyordum, okul birincisiydim falan değil. Sınıfta kalmaktan döndüğüm günler de olmuştur. Fena değildim. Yani çalışırsam olur, çalışmazsam olmayan bir tiptim ben. Böyle zeka fışkıran bir tip değildim. Ama tabii işte lise yıllarında falan böyle artık üniversite işte ne yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. Hukukçu olmak istedim. Size yani yayından önce de söylediğim gibi. Çok istedim. Yani hukuk benim ama çok şunu böyle... söyleyeyim, çok başarılı bir avukat olurdunuz ya. Avukat olmayı hiç düşünmedim. Yani ya da başarılı bir hukukçu olurdunuz. Hukukçu olurdum, adil olurdum diye düşünüyorum. Ama işte yine rahmetli babam orada devreye girip hep benim böyle hayatımın önemli noktalarında babam devrededir. İşte Türkiye'de hukuk senin zannettiğin gibi Amerikan filmlerindeki gibi değil deyip beni böyle bir vazgeçirdi açıkçası o hayatına. Çok da fazla istemiyormuşum aslında demek ki. Yani severdim hukuku ama benim istediğim bir şeyin önünde kimse duramaz. Yani demek ki çok da fazla istememişim. İsteseydim mutlaka ben hukukçu olurdum ama hep böyle bir
şimdi ne olmak istersiniz deseler. Mesela bir üşenmesem, hani hukuk okusam, mesela Müge Anlı'yı o noktada çok takdir ediyorum. Belli bir yaştan sonra hukuk okudu, diplomasını falan aldı. Keşke ben de yapabilsem. Ben de o anlamda bir tembellik var. Ama şeyi keşfetmeye başladım. Ben ekranda olmalıyım. Ben televizyonda olmalıyım. Böyle o zamanlar Magic Box, işte Star televizyonu kuruluyordu Cengiz Beyciğim, hatırlarsınız siz de. Bana çok büyülü bir dünyanın kapısı açılıyor gibi geldi ve ben televizyoncu olmaya aşık oldum, o fikre aşık oldum. Hukuk evet sevdiğim bir şey ama yok ben hayır televizyonda olmalıyım deyip bütün böyle mesaimi, eğitimimi televizyoncu olabilmeye adadım ve bir şekilde adımı atmış oldum. Babanızla annenizle ilişkileriniz nasıldı çocukluğunuzda? Konuşabilir miydin? Tabii miydiniz? Konuşurduk. Çok konuşurduk. Babamla çok çatışırdık ama çok konuşurduk. Ben onun etkisinde çok kalırdım. Annem çok böyle Osmanlı bir kadındır. Çok hanımefendi bir kadındır benim aksime. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkür ederim. Annem çok böyle ağırbaşlı. Yani sen nasıl benim kızım olabildin falan diyen bir kadın. Yani nasıl oldu da sen böylesin ve ben böyleyim, hiç benzemeyiz. Ben daha çok babama, dediğim gibi. Hani daha enerjik, daha enerjisi yüksek, hiperaktif, çok fazla sürekli bir şeyle ilgilenemeyen bir tip. Ama hep konuşurduk. Hala annemle mesela çok konuşurum. Mutlaka onun fikrini alıp kendi bildiğimi yaparım ve o haklı çıkar ama hep iletişim halindeyizdir. Evet, çok güzel. Herhalde bu aile bağlarının güçlü olması başarınızda da önemli bir etken değil mi? Yani başarılı mıyım bilmiyorum Cengiz Bey. Başarılısınız ya. Yani, bunu kabul etmek gerekiyor. Ben hani böyle mesela programlarını seyredip bugün de olmamış ya falan diyen bir tipim. O gece uyku uyuyamayan bir tipim. İyi geçti zannediyorum mesela yayın. Eve gelip tekrarını seyrettiğim zaman yoo iyi geçmemiş falan deyip kendini çok acımasız eleştiren biriyim. Ama tabii ki eğer bir noktaya da bir şekilde olsun gelebildiysem ailemin çok büyük, çok büyük etkisi vardır. %70'tir yani. Ama zaten ben hani şu meslek hayatım boyunca da şunu gördüm. Danışmanlık yaptığım insanlara da şunu gördüm. Bir insan ben artık oldum dediyse yok, bence şey. O bitiyor. Hiç öyle bir şey. Gelişme bu şeye ben benziyor. Ben oldum dedim. Ha, oldum ha, dediğim ha, günlerde ha, oldu işte 23-24 yaşlarında. Beni Show TV çağırdı. Reha Muhtar kulakları çınlasın. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Saygılarımı iletiyorum. O zaman da Reha Muhtar reyting rekorları kırıyor. İşte tüneli kaçmak için mi kazdınız zamanları Show TV'de. Ha. Bana dedi ki sen Madonna'sın ya dedi. Sen ha, bu işin tamamsın sen falan dedi. Ben bir havaya girdim. Zaten hakikaten Madonna falan zannetmeye başladım ben kendimi. Ama öyle olmadığını, o reyting denilen şey bizim hayatımıza girince, ölçümlenme dediğimiz hadise hayatımıza girince ve ben 0.1 falan izlendiğimi görünce ben Madonna değilmişim, aslında ben hiçbir şey değilmişim'i anladım. Yani onu o dönemi hepimiz bir yaşadık ya, tamam ben en iyisiyim, benden iyisi yok falan. Simply the best falan. Ya yürü git ne besti yani, sen kimsin? Hani bunu bir yaşıyoruz biz, bu ekrana çıkanlarda bu var. Ben bütün arkadaşlarım için söylüyorum. Yaşamışlardır, şu an öyle değillerdir. Ama meslekte mutlaka o ya ben en iyisiyim noktasını bir noktada yaşamışlardır ve sonrasında da duvara çarpmışlardır. Şimdi bilmiyorum katılır mısınız bana? İşte ben o yüzden hani başarının aynı zamanda mütevazilik ve samimiyetle birlikte olmasını doğru buluyorum. Çünkü başarıyı öbür türlü götürmek de çok zor. Ya kibir öldürür. Yani kibir öldürür. Evet. Artık her şeyi biliyorum. Her şeye hakimim. Benden aynen daha öyle, iyisi yok dediği aynen anda. Öyle. Çünkü bunun örneklerini de çok gördüm. Ben aynen öyle. Hepimiz gördük, görüyoruz, gördük hala ya, görüyoruz. Bakıyorsunuz yani, o ben artık oldum, benden daha hiç yok şey diyen. Yok. Hiç öyle bir şey yok. Tabii. Bambaşka bir yani o zaten ekrana çıkıyor olmanın üzerine o kendini beğenmişliği, ukalalığı, kibiri eklediğiniz an bittiğiniz andır. İzleyici asla kibirli, hata yap. Çok başarılı olma ama mütevazı ol. İzleyici onu tolere eder ama kibirli ben oldum ben şöyleyim falan seçim. İzleyici der ki bay canım sen kendi kendine takılmaya devam et der. Şimdi ben bu konuda çok da açık sözlüyüm hani dostlarımı sevdiğim için ve birçok dostuma bunu o daha aktif danışmanlık yaptığım dönemlerde işte benden fikir alanlara bunu söylerdim açık açık. Dedim ki bak mesela bir 87 dakikalık bir bantın evet, aşağı yukarı 45-50 dakikasını siz konuşmuşsunuz.
Yani döküm. Büyük hata. Şimdi siz evet. 10 tane konuğunuz var ya da 5 tane konuğunuz var. Evet. Bunun yarısına fazla siz konuşmuşsunuz. Bu başarıyı sürdürmek büyük çok zor. Büyük hata. Evet, çok zor. Evet. Çünkü sizin göreviniz konuşmak değil, konuşturmak. Konuşturmak tabii. Konuşturmak. Evet, evet. Şimdi elbette çok güzel konuşuyor olabilirsiniz. Ama işte o şimdi ben oldum demenin. Şimdi orada konuğunuzdan evet. rol çalmamak. Ben biliyorumu fazla göstermemek. Soru kısa ve net sorulur. Cevap belli bir süre içerisinde alınır. Karşı tarafta fazla uzatmamalıdır. Evet. Konudan dağılmaması ve sapmaması adına ama soru basit olmalıdır. Bu bilmediğinizi göstermez. Tam tersi işi çok iyi bildiğiniz ve kendinize çok güvendiğinizi gösterir. Ne kadar uzun konuşursanız izleyicide o kadar fenalık, sıkıntı duygusu uyandırıyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum ama öteki türlü yapan arkadaşlarıma da tabii ki saygı duyarım. Yani. Elbette. İşte Müge Anlı'nın başarısı da belki de buradan geliyor. Açık ara yani tabii ki. Başarısı evet, buradan evet. geliyor. Ben hep mesela danışmanlık yaptığım insanlara diyorum ki Müge Anlı'yı izleyin. Mesela bir evet. Sinem Fıstıkoğlu'nu izleyin. Çok teşekkür ederim. Simge Fıstıkoğlu'nu. Yani çok bunu yüzünüze karşı olduğunu sağ söylemiyorum. Yani sizi de mesela ben Simge Hanım'a da konuk oldum. Size de konuk oldum. Şu duyguyla ayrılmadım. Ya ben buraya niye geldim? En önemlisi o. Yani kendinizi ve fikrinizi doğru ifade edebildiniz. Fikrini doğru ifade olmayı. Edebiliyorsunuz. Doğru akıllıca sorular. Size geldiğim zaman da bunu söylemişimdir. Akıllıca soru sorduğunuz zaman akıllıca yanıtlar alırsınız. Bence herhalde başarının sırlarından bir tane ekranda kalıp da başarıyı sürdürmenin sırlarından bir tanesi bu. Şimdi ben Cengiz Ortaoğlu'nu ağırlayacaksam, ben Cengiz Ortaoğlu'nu niye ağırlıyorum? Tamam sizi dostum olarak, bir hukukçu olarak beğeniyorum ama konu ne? İşte konu ne? Sizin Türkiye'deki hukukta yapmaya çalıştığınız, aile hukukunda yapmaya çalıştığınız şey. Oturup ben dersime çalışırım. Bunu da sular seller gibi ezberledim, 6 saat çalıştım değil. En azından konu hakkında bir fikir sahibi olacak kadar araştırmaya çalışırım. Ve sizi oraya dediğiniz gibi boşu boşuna gelmiş duygusuna sokmamaya gayret ederim. Çünkü herkesin vakti değerli, sizin de vaktiniz değerli. Anlatmak istediğinizi en doğru şekilde anlatırsanız zannediyorum oradan memnun ayrılırsınız. Kesinlikle, kesinlikle. Ya şimdi bu ben şeyi çok merak ediyorum. Siz şimdi İstanbul'da doğup büyüdünüz. Evet, evet. Ve Trabzonsporlusunuz. Ben hep soracağım bunu, size bunu ama. Evet, şimdi ben. Fırsatını buldum. Evet. Ben şöyle izah edeyim. Benim hayatta tek bir hayalim var. İşte Kanal D'de ana haber okuyayım falan değil. Benim hayatta bir tek hayalim var. O da Trabzonspor Kulübü'nün başkanı olmak. İlk kadın başkanı olmak. Çok istiyorum. Hatta bizim mevcut başkanlara da ya 23 Nisan'da versene koltuğumu bir gününe oturayım demişliğim vardı. O yüzsüzlüğü de yaptım yani. Ben 2000 ile 2005 yılları arasında Trabzon'da yaşadım. Eş durumundan ötürü, eski eş durumundan ötürü. İşinden dolayı Trabzon şehrini çok sevdim. Trabzon insanını çok sevdim. Çok maça gittim. O Avni Aker ruhunu. Trabzon'daki arkadaşlıklarımı, takımı. Ya Trabzonsporlu olmayı sevdim. O şehirde maç kazandığınız zaman insanların nasıl mutlu olduğunu biliyorum. Kaybettiği zaman o takım, o şehrin nasıl üzüldüğünü, koca bir şehrin. Şimdi Fenerbahçe üzüldüğü zaman sadece Fenerbahçeli üzülür. Ama Trabzonspor yenildiği zaman koca bir şehir üzülür. Umutları biter o insanların. O haftaları kötü geçer. Şaka değil. Bildiğiniz o hafta Trabzon şehrinde kötü geçer. Bir takım bu kadar sevilebilir mi ya dedim. Sevilebiliyormuş. Ben de çok sevdim. Ve dolayısıyla dedim ki bir gün bana bir işte televizyon programında hangi takımlısın dediler. Trabzonsporlu dedim. Nasıl yani dediler. Ne var yani? Hani sanki Manchester United'ı tutuyorum dedim. Ya Trabzonspor zaten bu ülkenin en büyük takımlarından, camialarından bir tanesi. Ama tabii İstanbullu olup Trabzonsporlu olmak değişik bir durum. O şehirde yaşamış olmanın, o havayı koklamış olmanın etkisi bu. Sorduğunuz ve anlatabildiğim için de çok mutlu oldum. Ya öyle bir anlattınız ki ben de Trabzonsporlu olacağım bundan sonra. En azından destekleyeceğim. Çünkü o şeyi çok güzel verdiniz. Öyle o duyguyu, şehrin mi? Duygusunu. Çok yani çok acayip müthiş. Yaşamanız lazım. Yani o mesela o şehre o gün diyelim o hafta Fenerbahçe ile oynayacak. Ha, hayat duruyor. Maç pazar mı? Ta pazartesiden bu hafta Fenerbahçe geliyor. Ya gelsin ne var? İlk başlarda ben de öyle diyordum. Sonrasında ya bakıyorsunuz o insanlar motive oluyorlar, mutlu oluyorlar. Hafta sonu Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe'yi yen zaten. Sonraki hafta istersen 5 tane hiç lafı bile olmaz. Ama Fenerbahçe'yi mutlaka yen. Böyle bir rekabet var yani. Dolayısıyla hani ben o şehirde gerçekten maça gitmenin, bir sürü şehirde maça gittim ben. İstanbul'da da gittim, Gaziantep'te de gittim, Konya'da da gittim. Ankara'da da maça gittim ama Trabzon şehrinde seyrettiğim maçlar gibi
alakası yok. Yani çekirdek çitleyerek maç seyrede. Öyle maç seyredilmez. Ben Trabzon'da maç seyrederken 5 tribün öne düştüğümü biliyorum. Yani o kadar heyecanlandığımı biliyorum. Bayağı bildiğiniz gol sevinciyle hani 3-4 tribün aşağıya düştüğümü biliyorum ve olsun ya falan dediğimi biliyorum. Yeter ki gol atalım dediğimi biliyorum. O yüzden ciddi bir Trabzonspor taraftarıyım. Evet, çok seviyorum. Anlatılmaz yaşanır. Evet, yaşamak lazım. O zaman yani. İnşallah şu pandemi falan bitsin de sizinle birlikte bir Trabzon maçına gidelim. Seve seve. Evet, vallahi ben de alkışlayacağım. Seve seve. Gerçekten çok mutlu olurum. Buyurun gidelim. Değil, müthiş bir şey. O duyguyu yaşamak, yani evet. Çok güzel aktardınız. Çok vallahi teşekkür yani ederim ama ne hissediyorsam onu aktardım. Bunu evet. Düşünmem gerekiyor. Hakikaten evet. Çok güzel. Buyurun gelin, bekleriz. Çok güzel anlatırsın. Trabzon şimdi, insanı çok misafirperverdir. Kesinlikle. Çok gönlü ve kapısı açıktır. Hepsine de buradan selam olsun. Selam, saygılarımızı, sevgilerimizi evet. İletiyoruz gerçekten de. Ben de çok severim, birçok Trabzonlu arkadaşım var, dostum var. Şimdi böyle hani bir daldan dala atlayacağım çünkü süreyi iyi kullanmak lazım. Buyurun, nereye isterseniz oraya atlayın. Sizin başarınızın sırları nedir desem mesela, ne söylersiniz? Sırları. Bir defa şunu söyleyeyim size. Biz şimdi Simge Hanım'la konuşurken, dedi ki ben dedi hayal gücüm çok yüksek dedi. Evet Simge. Siz de öyle misiniz? Hayır, ben hiç hayal kurmam. Kurmazsınız. Hiç. Yani. Biz Simge'yle sadece kağıt üstünde kardeşiz zaten. Yani hiçbir şekilde hiçbir yanımız benzemez. Tek ortak özelliğimiz vicdanımızdır. Ham maddemiz aynıdır ama davranışsal olarak, karakteristik olarak biz çok farklıyızdır. Ben hiç hayal kurmam. Bu da daha güzel bir şey değil evet, mi? Evet, çok farklıyızdır. Ben hiç hayal kurmam. Simge'nin hayal dünyası geniştir. Ama benim hiç, dedim ya Trabzonspor Başkanı olmak dışında mesela hayal o benim için. Hayal kurmam, ben hedef koyarım. Derim ki ben bu işe 2012 yılında geri döndüm. Geri dönerken de şunu söyledim. İlk 5 sene açığımı kapatacağım. Hedef koydum. 2012 ile 2017 arasında, çünkü benim bıraktığım televizyonculukla geri döndüğüm televizyonculuk aynı yerde değil. İnsanlar kendi haberini kendi yapmaya başlamış, kendi montajlamaya başlamış, seslendirmeye başlamış. Oo, benim zamanımda veriyorlar dediğimizde okuyorduk. Öyle değildi ben geri döndüğümde. Dolayısıyla ben bir hedef koydum. Dedim ki 2012'de başlayıp 2017'ye kadar kendimi geliştireceğim. Ne yapacağım? Haber yazmayı öğreneceğim. Ne yapacağım? KJ yazmayı öğreneceğim. Ne yapacağım? Kat, montaj yapmayı öğreneceğim. Seslendirme yapmayı öğreneceğim. Hedefime ulaştım. Ben bunları öğrenmiştim 2017'nin sonunda. Sonra dedim ki ben spordan ayrılıp, daha genç kızlarımız var. Artık biraz haber olgunluğuna girmek istiyorum. Haberin içinde olmak istiyorum. Habere geçip o noktadaki açıklarımı kapatmaya çalışacağım. Haber, yani ben hep hedef koydum Cengiz Bey. Hiç hayal kurmadım. Yani belki adım adım gidiyorsa benim yavaş ilerleyen bir seyrim var. Ben bir gün o kanalda, bir gün bu kanalda, bir gün o majörde, bir gün bu majörde değilim. Ben hep istikrarlı gitmeye çalıştım. Ha, başarının bir sırrı da şudur. Ben hep bulunduğum yerlerde uzun soluklu çalıştım. İşte Bengütürk'te 3 sene çalıştım. TVM'de Mehmet Ali Yılmaz'ın kanalında 3 sene çalıştım. Şimdi Ulusal'da 2 senedir çalışıyorum. Hiç böyle 3 ay bir yerde, 5 ay bir yerde olmadım ben. Hep bulunduğum yerlerde en az 2,5-3 sene oldum. Dolayısıyla hep orayla bir bütünleştim. Evim gibi görmeye başladım. İçselleştirdim. Bir sırrı da şudur. Benimsemektir. Ait hissetmektir. Ben ait. Şimdi bizim kanallar kuruluyor ya. Çağırıyorlar mesela. Sinemanın bir görüşelim. Görüşelim. Gidiyorum. Ben buraya ait değilim. Sevmedim. Enerjisini sevmedim. İnsanını değil tabii ki. O ortamın enerjisini sevmedim. Yok, yapamayacağım. Yani ben hep ait hissettiğim yerlerde. Sıcaklık hissettiğim yerlerde oldum. Hiçbir zaman dur şurayı da zorlayayım, buraya da zıplayayım, burada da çalışayım, hiç öyle bir şeyim yok. Ben hep doğru zamanı beklerim, hedef koyarım, hedefim vardır. O şekilde ilerlemeye çalışırım. Başarılıysam da bundan ötürüdür. Ha bir de kalbim temizdir. Kalbim temizdir. Yani kimsenin ne ayağını kaydırmaya uğraşırım, ne o piyasanın rekabetine girerim. Ay işte o hana haber okuyordurum, ben de baba haber okuyayım falan, hiç öyle bir şeyim yoktur benim. Bana ne verilirse ben onu yaparım. Hafta sonu. Gece. Ben buradan haber okuyacağım. Bana ne efendim falan. Ben buranın nasıl solistiyim? Hiç. Hiç benim öyle şeylerim. Ben görev insanıyımdır. Bana ne verilirse ben onu yaparım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Devrederim. Hani ben hiç bir kanalın ana haber spikeri olmadım. Hiç de umurumda olmadı. Ama ana haber spikeriyim, olmak istiyorum diyen çok var. Niye? Ne farkı var ana haberin ara haberden? Hiç farkı yok.
Haberin anası babası olmaz ya. Haber haberdir yani. Evet. Onun için hani ben hedef koyarım. Ona doğru ilerlemeye çalışırım. Hayal kurmam. Dediniz ya kimsenle yarışı yapmam. Yok. Ve kimseyle yani mümkün hakkında değil. Da konuşmam. Ben kardeşimle evet. bile yapmam. Ve bir de hani kimsenin herhalde siz böyle genelde iyi taraflarını gören bir insansınız. Pozitif yanlarını gören evet, birisiniz. Evet. Şimdi aslında insanların bence göz ardı ettikleri en önemli şeylerden bir tane şu. Şimdi siz birisiyle diyelim ki biz oturduk sizinle birisi hakkında konuşuyoruz. Her konuştuğumuz şey aynı zamanda beyne bir şey öğretmektir. Tabii. Yani siz kötü bir şey konuştuğunuz zaman da beyin bunu öğreniyor. Evet, evet. Yani beyin önce onu öğreniyor sonra bize bunu evet, uygulatıyor. Doğru. O yüzden hani böyle hani sürekli bir işte onun bunu ayaklarını çekiştiren, ona buna tuzak koyuyor, onlar bunlar. İyi bir şey yapıyorlar. Ya onu kazanç zannediyor, değil. Yani o kısa vadede evet, belki sen onu o anlık kazandın ama aslında kaybettin. Sen bir sınavı kaybettin aslında. Sen sana ait olmayan veya o an senin için uygun olmayan bir şeyi zorla elde ettin. O sana kalmayacak. Senden daha hırslı biri gelip senden onu alacak. O yüzden ben hiç şartları zorlamam. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Ama öyle gözü dönmüş ihtiraslı tiplerden değilim. Olanlarla da aynı ortamda bulunmam zaten. Bakın şimdi siz hayal kurmanı dediniz ama vizyola işin diye bir şey var. Bunun anlamı şu. O da gene hayal kurmak ama gözünde canlandırma. Onu mesela yaparım. Şimdi işte bu onu yaparım. Sizin biraz daha belki şöyle bir şey diyebiliriz. Hani gerçekçi ama aynı zamanda da ileri dönük hedefleri görebiliyorsunuz. Mesela visualization anlamı şu. Siz mesela diyelim ki bir hedefler koyarım dediniz ya. O hedeflere bir hedef koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte bir yıl sonra şurada olacağım. Evet. Ama onu mutlaka canlandırıyorsunuz gözünüzde. Şimdi şöyle hedefimi canlandırıyorum. Evet, hedefimi canlandırıyorum. Ya işte ben şu yaşa geldiğim zaman işte şu noktaya, şu donanıma ulaşmış. O ben logo hayal etmiyorum. Evet. Ben aman şu binanın içinde olayım, şu kanalda olayım hayal etmiyorum. Şu donanımda ve şu yeterlilikte olayım o bana. Ha o kurum olur, bu kurum olur. Fark ben kendimden sorun. Bunu gözünüz önüne getiriyorsunuz ama. Getiriyorum tabii getirmez. Yani bu işte bu tabii, canlandırma evet, deniyor. Getiriyorum. Ve açıkçası insan zihni arzu ettiklerinden daha çok gözünde canlandırdıklarına sahip oluyor. Olabilir, doğrudur. Tamam. Yani arzu etmek çünkü arzu etmek bilinçaltına ve zihne şöyle bir eksiklik duygusu veriyor. Bir şey arzu ederseniz onun yokluğunu evet olabilir. Bunu aklımda tutacağım. Evet, tamam Cengiz. Ya gerçekten siz o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bazı şeyleri. Yani şunu düşündüm ben aynı zamanda bir davranış bilimiyle uğraşan bir olarak. Bir şey anlatırken yaşıyor muyum? Sadece konuşmuyorsun. Bütün beden dilinizle öyle mi? Anlatıyorsunuz ve duygularınızla. Teşekkür ederim. Müthiş. Çok teşekkür ederim. Çok duygu yanı çok güçlü birisiniz. Müthiş bir şey yani. En büyük zenginliklerden bir tanesi bence duygudur. Evet. Bir evet, insandan evet. duyguyu alırsanız geri hiçbir şey kalmaz yani. Doğru. Yapay zeka. Doğru. Evet yani o yüzden duygu doğru. bence bizi yapan. O yüzden dedim ya ait hissetmediğim yerde sıcaklık hissetmediğim yerde olamam. Şu an bu ortamda o kadar sıcak ki o sizlerden gelen bir sıcaklığı ben yaşadığım için, rahat hissettiğim için böyle konuşuyorum. Eğer bu ortamda ben tüm arkadaşlarınızı da tebrik ederim. Çok güzel bir ortam kurmuşsunuz. Hem profesyonel hem o amatör ruh var ki ben bu kadar rahattım. Yoksa çok mekanik cevaplar verip buradan ayrılabilirdim yani. Evet. O sizin güzelliğiniz diyeyim yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben böyle hani bir gene bir konudan konuya atlayarak gitmek istiyorum. Sizin için aşk nedir? Zafiyet. Aşk zafiyettir yani. Zafiyet gösterdiğiniz her şey aşktır. Mesela ben yeğenime aşığım. Simge'nin oğlana. zaafım var. Yani ona zafiyet gösteriyorum. Ona hiçbir şeye hayır diyemiyorum. O ne isterse onu yapıyorum. İşte aşk budur. Ben ona aşığım. İşime aşığım mesela. Zafiyet gösteririm. İşim için her hastaysam da giderim. İşte bu zafiyettir. Karşı cinse duyduğunuz aşksa çok ayran gönüllüyümdür. Yani yarım saat sonra başka birine de ben aşık olabilirim. Ben de öyledir yani. Şeyi işte ben aşkı açıkçası şöyle çok önemsiyorum. Aşk aynı zamanda potansiyel enerjidir. Evet. Ferhat'ın Şirin için dağları evet, delmesi. Evet. Kerem'in Aslı için yanması gibi. Yani çok büyük bir enerjidir. Yani şimdi doğru Kerem'in Aslı için yandığı evet. Evet. Şimdi aşkı olan karşı cinse duyduğunuz tabii, o aşktan söz olayım. Ediyorsunuz. Yani şimdi evet. orada gerçek zannettiğiniz bir şeyden dirsek yediyseniz inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Ben aşkın aynı zamanda büyük potansiyel güç olduğunu inanan birisiyim. Ama önemli olan o gücü doğru kullandığınızda, mesela çevrenizde bunu gördüm. Aşkın gücünü doğru kullandığınızda
başarının da anahtarı olabiliyor. Mesela bakıyorsunuz korkak bir adam çok cesur olabiliyor. Muazzam değişimleri yaratıyor insanda. Tembel bir adam çok atak olabiliyor. Olabilir. Hiç o güne kadar hiçbir şey yapmamış bir adam bir mucit gibi yeni yeni şeyler deneyebiliyor. Belki cesaretini aşkın enerjisine inanıyorum. Aşkın enerjisine çok inanıyorum evet yani. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani katılmam. Katılmazsın. Çok güzel. Çok güzel. Peki şimdi siz mesela işte bu Hollanda'da ben çok önemsediğim bir şey var. Hollanda'da Danca'da Hugge diye bir kelime var. Bilmiyorum duydunuz mu? Hiç duymadım. Hugge. Bunun anlamı şu. Kendinize hayatı sadeleştirmek. Evet. Hayatı sadeleştirmek. Evet. İşte bunu grup halinde yapabiliyorsunuz. Tek başınıza da olabiliyor. Evet. Bir zaman dilim belirliyorsunuz. Cep telefonlar her şeyi kapatılıyor. Sadece o ana dair sohbet ediyorsunuz, gülüyorsunuz. Ama mümkün her şey sade. Yani konuşulan konular sade. Samimiyet var şu. Nasıl diyelim ki bir bunu yapar mısın? Yağmurlu bir günde. İşte alıp diyelim ki şöyle, kahvenizi odanıza çekilip evet, kitabınızı falan. Şöyle aslında hani fiziksel olarak bir şeylerden ayrılmak değil de ben dışımı değil de içimi süslemeyi evet. Öğrenmeye çalışıyorum. Daha az konuşup daha çok dinlemeye. Çok ben dememeye. Daha çok okumaya, araştırmaya. Ha, bu telefondan evet kopmak iyi fikir. Hiç düşünmemiştim. Yani bir yarım saat, bir saat en azından detoks yapmak, sosyal medya detoksu yapmak. İyi fikir, bunu düşüneceğim ama daha çok maneviyat olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Biraz yalnız kalmaya, her saniye arkadaşlarla oraya, erkek arkadaşınla buraya falan değil de ben arada kendi kendime kalmalıyım. Bir günümü mutlaka ben bir kendime ayırıyorum bu olgunlukta. Eskiden hiç durdurak bilmeden her anım doluydu. Şimdi bir duruyorum, bir pauza basıyorum. Biraz hatta arkadaşlarım da diyorlar tamam anladık o bugün ne desek olmayacak. O bugün yalnız kalmak istiyor belli oldu. Tanıdılar artık beni çünkü. Ben böyle bir kendi kendime bir kalmalıyım. Bir gece olabilir, bu bir 2-3 saat olabilir. Biraz okumalıyım, biraz düşünmeliyim. Kendimle muhasebeye girmeliyim. İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım, işimi doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Yani ve dışımı değil de içimi daha çok süslemeye gayret ediyorum artık. Yani daha nazik olmaya çalışıyorum, daha sakin olmaya çalışıyorum. O şeylerden, o rekabetten, o işte reyting iyi geldi, ben seni geçtim, sen beni geçtin falan. Ben bunlar artık, hatta ben geçen gün şey dedim. Ben sonuncu olmuşum dedim sosyal medyada gayet rahat bir şekilde bu gecenin sonuncusu ben olmuşum ya biri de sonuncu oldu yani bakıyorum herkes birinci tamam yani sen birincisin o birinci bu birinci ama abi sonuncu benim bu durumda yani fedakarlık size düşmüş sonuncu olarak diğerinin sonuncu olmasın ben birinci olmuş bakıyorsun reytingleri paylaşmışlar arkadaş yani bize de geliyor biz de görüyoruz. Tamam yani hepiniz birinciyseniz bu durumda sonuncu ben oluyorum. Yani ben biraz daha böyle artık sadeleşmeye, biraz daha böyle hırslardan arınmaya, bu yaşımın getirmiş olduğu bir dinginlik de olabilir. Gayret ediyorum evet yani ama telefonu da söylediğinizi de düşüneceğim. Evet. Şimdi o şeyde bu dediğim Hugge'de mesela bu Danimarka'da biliyorsunuz Danimarka dünyanın en mutlu ülkelerinden bir evet. tanesi. En mutlu hatta en ama mutlu yaşam seviyesi. Yaşam seviyesi. Ferah. Orası tabii orası ferah öyle ya. Ama. Orası öyle ama en çok böyle bizimki kadar böyle güneşin günlük güneşlikte değil iklimde şey. Yani biraz daha karanlık işte bizimki kadar bizim gündüzlerimiz kadar uzun saat aydınlık da yok. Bu Hugge bir nevi onlar için bir kurtuluş olmuş. Hugge ama sadece böyle bir konuşma ortamı değil. Mesela evlerinde de uyguluyorlar. Sadeleşmek, sadeleştirmek, evet, evet. boşluk bırakmak, evet. ihtiyacınız dışında olan bir şeyi almamak, evet. kullanmamak Aynen gibi. Öyle. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani böyle hayat aslında belki evet, de. Sadeleşme. Çünkü insan zihni bilmiyorum ama katılır mısınız? Buna da katılmayacaksınız gerçi ama. şimdi insan zihni bu son 100 yıldan bu yana çok belirsizlik ve çok yeni şeylerle karşılaştı. Her gün yeni bir teknoloji, her gün yani insan zihni evet, evet, şu andaki doğru, teknoloji yarışamaz hale geldi. Haklısınız. Bu da insanı yoruyor, düşündürüyor, uykularını bölüyor ve adeta biz bu yeni zihine gelen yeni hem teknoloji zannediyorum Cengiz Bey hem evet. tüketim alışkanlığı evet. yani lüks tüketim yani işte öyle daha çoğuna. Tabii daha fazlası işte bunu da alayım işte benim eskiden şöyle de bir takıntım vardı ben her şeyin gerçeğini takarım çantada sahte mi hayatta işte ne alıyorsun ya ne alıyorsun yani sen kimsin yani bunları o kadar minimize ettim ki sahte de takarım. Pazardan da alırım, çarşıdan da alırım,
olmazsa olmazım yoktur. Her şeyi de yerim, her şeyi de giyerim. Doğru, dediğiniz doğru. Daha mutlu oluyorsunuz. Yani kasmaktan yaşayamıyormuşum. Onu anladım. Şimdi daha sadeyim. Daha her şeye açığım. Her şey olabilir diyorum. Hemen ön yargılı davranmıyorum. Dediğiniz doğru ve daha mutlu biriyim galiba. Evet. Yani şeyi azalttıkça bu teknolojiye bağımlılığı. Teknoloji. Yani teknolojinin kölesi olmadan onu kullanmak. Evet, lüks tüketim. Ve mümkün olduğu kadarıyla mesela eskiden bir tek TRT vardı. Pazar günlerini iple çekerdik. Evet. Pazar günü saat 11'de bilirsiniz. Evet. Western filmleri olurdu. O, evet. Müthişti. Hem kahvaltı edilir. Yani şey çoğaldıkça alternatifler. Evet. Ve asıl şeyi gözden kaçırma da başlıyoruz. Asıl güzellikleri gözden kaçırmaya başlıyoruz. Doğru. Her şeyin daha çoğuna. Doğru. Sahip. Akşam bir filme karar verirken bile düşünüyor şu mu şu mu şu mu diye diye bir saat iki saat geçiyor. Yani şey azaldıkça aslında alternatifler. Doğru. Ya da diyelim ki bir açık büfe düşünün. Bir de bir gözünüz doyuyor zaten. Gözünüz doyuyor zaten. Az çoktur diyorum ben. Less is more. Evet, İngilizlerin sözü. Evet. Az çoktur diye düşünüyorum. Ve ben neredeyse 25-30 yıllık dönemden, yıllardan bu yana hep buna çok zaman ayırdım. Acaba mutluluk nedir, huzur nedir? Acaba zenginler daha mı mutlu? Hayır. Birçok başka ülkelerde de bu konuda araştırmalar yaptım ama gördüm ki mutluluğun parayla pul ilgisi yok. Şöyle var, temel ihtiyaçlar. Her bir insanın işte ateş, toprak, su ve hava ihtiyacı var. Evet, evet. Bunlar varsa, yani bir de barınak, yani bunun dışındaki her şey olsa da olur, olmasa da olur. Evet. Aynı. Asıl mesele burası. Bu konuda aynı fikirdeyim. Asıl mesele burası. Evet. Yani ve siz ne kadar çok şeye sahip olursanız bu defa onu korumak, kollamak ve hep daha fazlasını istiyorsunuz. Evet. Bence sadeleşmek çok önemli. Yani evet, siz de bunu herhalde bence o noktaya gelmişsiniz. Geldim, evet. Yani gerçekten hangi noktaya geldiğinizde mutlusunuz derseniz şu yaşımda, ben 40 yaşındayım, bu noktaya geldiğime mutluyum. Evet. Less is more. Yani az çoktur. Çok fazla böyle o da olsun, bu da olsun. Yani işte sosyal medyada benim 200 bin tane takip olsun. Olmasın. Yani her şeyin en iyisi benim olsun. Olmasın. Seni mutlu edecek kadar olsun. Yani dediğiniz gibi koruma kaygısı, onu koruyayım hatta fazlasına sahip olayım. Çok yorucu bir şey. Çok yorucu. Ben gerçekten çok böyle parası olan insanlara acıyorum ya. Yani. Hakikaten şimdi düşünseniz ya. Korumak i̇şte da zor. Şöyle oldu, böyle oldu. Evet. İşte ekonomi şöyle oldu. Tabii. İşte efendim döviz aldım. Şu. Tabii yani, tabii. Hiç öyle dertlerimiz benim yok. Benim de yok. Ha, benim de çok şükür yok. Yani bu bence bir çok büyük bir avantaj ve zenginlik. Asıl zenginliğin bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Doğru. Haklısınız. Yani kontrol edebileceğiniz kadar. Bir, evet. Doğru. Lev Buskagli vardı. Amerikalı yazar. Allah rahmet eylesin. Evet. Çok başarılı bir yazardı ve bütün mal varlığınız sırtınızı taşıyabileceğiniz kadar olmalı. Güzel. Bir sözü vardı. Evet. Doğru. Ve hatta o şöyle bir şey yapmıştı. Bütün mal varlığını, her şeyini satıp bağışlamış. Bütün dünyayı gezmeye gitti. Sonra da geldi işte Amerika'da dönüp sevgi kürsüsünü kurdu. Ne güzel. Üniversitede sevgi diye bir kürsü kurdu. Doğru, güzel ya. Öyle mutlu olduysa evet. Süper. Mesela bahçedeki şeyleri falan kesinlikle dokundurtmuyor bahçe bana. Bu yapraklar dökülür ya sonbaharda. Evet. Onlar da yürümek en büyük sevgi. Ha, seviyor. Doğal olarak işte, her şeyi seviyor. Yani o doğanın dağınıklığını evet. da çok seviyordu. Evet. Gerçekten çok müthiş bir yazarlardan bir tanesi. Peki mutlusunuz. Onu da çok sormayacağım çünkü huzurluyum. Huzurlusunuz. Evet. Bunu başka sizin mutlu ve huzurlu eden şeylerden biraz söylediklerinin dışında başka bir şey var mı? Yeğenimle olmak benim için hayatın durduğu an. Hatta kaç yaşında şu anda? Şimdi 2'yi geçti. 2 sene 4 ay oldu. Şimdi bir tane de kızımız oldu Simge'nin biliyorsunuz. Simge hatta evet, şey diyor. Sinem'in bir oğlu bir yeğeni var diyor. Nedense. Sevgilerimizi iletelim buradan. Yani benim oğlum gibi ya. Simge'nin büyük oğlan. Ve ilk diye herhalde ilk göz ağrısı diye ben çocuk sahibi olamadım ama kardeşimin çocuğu benim için ilk olduğu için herhalde ilk göz ağrısı olduğu için çok değerli. Onun yanında böyle gerçekten eskiden söylerlerdi. Ay işte zaman duruyor onun yanında. Ya üf, saçmalama ne zaman? Niye nasıl durur ki zaman? Gerçekten duruyormuş. Çok keyifliymiş. Çok masummuş. Çok güzel bir duyguymuş. Onlarla birlikte olmaktan çok keyif alırım. Dostlarımla olmaktan, dostlarımla vakit geçirmekten çok keyif alırım. Ben gülmeyi çok severim. Yani ben böyle çok trajedilerden beslenen birisi değilim. Yani kendimle alay ederim, insanlarla alay ederim, dalga geçerim, şaka yaparım, takılırım falan. Böyle hayatı çok fazla ciddiye alanlardan değilim ben. Yani gülmeyi, güldürmeyi, iyi vakit geçirmeyi çok severim. Pozitifliğe çok inanırım.
Enerjiye çok inanırım. Kendimi yanında irite hissettiğim insanlarla, kasacağım insanlarla asla bir araya gelmem. Ay şimdi şunu dersem alınır mı, bunu söylersem gücenir mi falan hiç bana göre değil. Tabii ki bu patavatsız olacağımız anlamına gelmiyor. Tabii ki dikkatli olacağız ama hani böyle çok sıkıcı tiplerle ben entelektüel kaygıları olan insanlarla ahbaplık edemiyorum maalesef yani. Çok güzel, çok. Peki şeyi sever misiniz mesela? Bugün de çok yağmurlu böyle sisli bir hava var. Evet, çok severim. Yürüyüş mesela. Çok mesela. Ben şimdi buradan böyle, evet, yürüyerek döneceğim. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular gelirken. Ama mesela ben böyle yürümeyi, yürüyüş yapmayı çok severim. Yürürken zihnim berraklaşır. Kafamda yapmayı düşündüğüm şeylerin kararını yürürken veririm. Annem bazen der ya bu saatte yürünür mü? Yürünür. Niye yürünmesin? Saat 10'da ben giyerim. Kışsa kapşonumu takarım. Atkımı, beremi takarım, yürüyüşe çıkarım mesela muhitimde. Gündüz zaten vakit bulamıyorum çalıştığım için ama yürümek beni çok şey yapıyor, rahatlatıyor Cengiz Bey. Zihnim berraklaşıyor, kafam karışıksa normalleşiyorum falan. Severim öyle şeyleri. Yani doğayla da baş başa kalmayı severim. Eskiden sevmezdim. Şimdi biraz yaş ilerledikçe tabii. Sevmeye başladım falan. Ya şimdi bilmiyorum mutlaka biliyorsunuzdur ama şimdi aslında yürüyüş meditasyonunda bir meditasyon var. Evet. Bence şu söylediğiniz aslında bir meditasyon. Tabii ki o da benim meditasyon şeklim. Çünkü meditasyon deyince insanlar çok böyle farklı algılıyor. Meditasyon demek orada ve zamanda ve anda olmak. Yani o zamanda ve aynı zamanda olduğunuz yerde olmak. Aha. Yani başka bir yerde olmak. Kendinizi gözlemlemek. O anı yaşamak. Evet. Gözlemlemek o farkındalıktır. Başka bir şey değil. Doğru. Ben diyorum ki hiçbir şey yapmayın, sarımsak soyun. Sarımsak soymak da meditasyon oluyor. Tabii tabii tabii. Yani tabii. Çünkü siz sarımsak soyarken dikkat isteriz. Tabii. Kendine odaklanmak yani. Yürüyüş de benim kendime, zihnimi, ben ne istiyorum, ben ne yapmak istiyorum. Mu karar verip 40-45 dakikada anca onu şekiller toparlanır, eve dönmüş. Onu çözmüş dönerim yani o konuyu. Kafamda. Ama siz meditasyon yapıyorsunuz demek ki. Meditasyonum çünkü, benim bu. Ben böyle yok. bir tip değilim. Zaten şimdi çok türlü, çok çeşitli meditasyonlar tabii. var. Ama meditasyon insanın zihnini dinlendirme anıdır. Bunu, siz de bunu yapıyorsunuz. Mesela evde dediniz tek başıma evet. kalıp bir odaya kapanırım. İşte kahvenizi alıyorsunuz. Evet, olur. Evet. Yani kendinizi dinlemektir. Kendimi dinlemek. Evet. Bu aynen kendinizi öyle. Dinlediğiniz zaman aslında zihin de dinleniyor. Tabii. Beyin de dinleniyor. Tabii. İşte o yüzden kendime zaman ayırıyorum Cengiz Bey. Yoksa yani durun ben bir yalnız kalayım tribüne girmiyorum. Kendimi dinlemek istiyorum. Kendimi dinlendirmek istiyorum. Ruhumu dinlemek ve dinlendirmek istiyorum. Arındırmak istiyorum. O yayının stresinden arındırmak istiyorum. Mesela diyorlar ki arkadaşlar bazen çık yayından gel. Gelemem. Yani benim bir kendime gelmem lazım. Bir hesap yapmam lazım kafamdan. Nerede hata yaptım, nerede doğru yaptım. Kendimle bir baş başa kalmam lazım. Evet. Ruhumu dinlendirmem lazım yani. O da benim meditasyon şeklim. Evet. Doğru. Evet, çok güzel. Peki önümüzdeki yıllarda dediniz ya hedef koyalım. Evet. Var mı hedefleriniz? Paylaşır mısınız bizimle? Ben şu anda tartışma programı moderatörlüğü yapıyorum. Şu ana kadar en sevdiğim bölümüydü bu işin bugüne kadar ki. Hoşuma gitti. Bir kere ben kesinlikle sabah programcısı değilmişim, onu anladım. Sabah benim enerjim yükselmiyor. Ben böyle bir aptallaşıyorum falan sabahları. Sesim açılmıyor. Ben geceyi seviyorum. Dolayısıyla bir kadın programı bile yapmak istesem ileride ki haber programından ve tartışma programından mutluyum içinde olmaktan ama gündüz kuşağını ne kadar tercih ederim, sabah kuşağını daha doğrusu bilmiyorum. Ama hani hedefin nedir programcılıkta desen, gerçekten layıkıyla doğru soruyu sorabilen, doğru modere edebilen, adil modere edebilen, tarafsız kalabilen ve bilgi dağarcığını her geçen program daha fazla genişletebilen iyi bir moderatör olmak istiyorum ben. Ama hani şunu da yapmak ister misin, ne istersin derseniz iyi bir kadın programcısı olabileceğimi düşünüyorum. Mesela neden olmasın bir hukuk ağırlıklı bir program, kadın hakları ile ilgili bir program, insan hakları ile ilgili. İnsanlar haklarını ne kadar biliyorlar? Geçen gün bana bir şey dedi, in arabadan. Sen beni arabadan nasıl indirirsin ya dedi. Ben haklarımı biliyorum Allah'tan. Sen beni arabadan indirin, ben sivilim. Ben de sivilim. Yok ben sivil polisim dedi. Ben de vatandaşım. İn arabadan. İndiremezsin kardeşim sen beni arabadan. İnsanlar hani mesela hukuki sorunları olan insanlara çözüm bulabileceğim bir program yapmak isterim. Çünkü diyorum ya ilgim var, seviyorum. Ama hani hedef midir? Olabilir. Ama hedefim şu an yaptığımı en iyi şekilde yapıyor olabilmek. Evet.
İşte böyle Kanal D'de olayım, NTV'de olayım. Hiç öyle hedeflerim yok benim. Ben bu arada unutmadan size çok yeni son kitabımı imzaladım. Sizin zaten maşallah evet, gerçekten evet. Yani Cengiz Bey, kaleminize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. O kadar yaratıcısınız ki yani sizinle her görüştüğümde yeni bir kitap kaleme almış olabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz hep destek veriyorsunuz. Gerçekten ne demek? Hani hakikaten bu çok büyük bir yetenek. Çok teşekkür ederim. Kaleminiz de çok güçlü. Kaleminize yüreğinize sağlık. Sizinle 6 ayda bir görüşüyoruz en fazla ama her seferinde elime yeni bir kitap tutuşturabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok isterdim yazabilmeyi ama maalesef benim kalemim çenem kadar güçlü. Belki de arada konuştuk sizinle, belki de müşterek bir roman yazarız. Belki ben anlatırım, siz yazarsınız. Siz anlatırsınız, ben yazarım. O da olabilir. Çünkü bir defa müthiş, yani siz beden dilinizle söylediğiniz her şeye inanıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnandıklarınızı çok güzel ifade ediyorsunuz. Çünkü ben ne hissediyorsam onu konuşurum. Ben hissetmediğim bir şeyi konuşamam Cengiz Bey. Ben inanmadığım bir şeyi söyleyemem. Yani göz teması kuramam. Ben ne inanıyorsam, ne yaşıyorsam onu söylerim. Özel hayatımda da böyle. Ben birine kızdıysam kızmamış gibi yapamam. Kızmışımdır. O bunu hisseder mutlaka. Mış gibi yapamam ben. Ben ne hissediyorsam, ben duygusal bir insanım. Mantık bende yok. Yani tabii ki var ama yetecek kadar, yani idare eden var bende mantık. Evet. Ben duygularıyla hareket eden bir insanım. Ben bir şeyi seviyorsam seviyorumdur, sevmiyorsam sevmiyorumdur, kızdıysam kızmışımdır. Dolayısıyla ne hissediyorsam da öyle yaşarım. Biraz daha mantığı ön planda olan biri olmak ister miydim? İsterdim. Fazla duygusal olmak bazen de zarar getirebiliyor yani. Fakat duygu, ya bir de hani insanın son yıllarda, son 20 yıldan bu yana hep şöyle bir şey, dünyada da böyle bir akım oldu. Hep gül, hep işte mutlu ol, hep böyle sırtarak dolaş gibi. Ya böyle bir şey yok, böyle bir hayat yok, böyle bir dünya yok. Yani aynı zamanda insan hüzünlenir. Tabii. Hüzün de bir mutluluğun parçasıdır. Hüzün de duygudur. Acı da duygudur. Tabii tabii. Yani bütün duyguları yaşamak gerektiğini ve bütün duyguların mutluluğun da ben tamamının bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz acıdan kaçtığınız zaman acıyı daha çok yaşıyorsunuz. Dünyadaki hiçbir duygu sürekli değildir Cengiz Bey. Ben sürekli mutlu olamam, sürekli de mutsuz olamam. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Siz bilirsiniz bu cümlenin ne demek olduğunu. Ben sürekli kızgın olamam, sürekli de pozitif olamam. Ama ne hissediyorsam odur. Yani onun keyfini çıkarmak. Mış gibi yapamam ben. Yani kızdımsa kızmamış gibi yapamam. Üzüldüysem üzülmemiş gibi yapamam. Gözümden anlaşılır o benim zaten. Galiba seven bir kitle varsa beni bu yüzden seviyor. Evet. Yani evet ya, bizim abla işte Sinem abla kızdıysa kızıyor. Sevindiyse seviniyor. Ben böyle ah efendim çok teşekkür ederim falan. Ben böyle yapamam yani. Annem diyor kızım işte biraz şey olsana işte, hanımefendi ol. Olamam. Yani ben şu anda bir şey keşfettim. Diyor. Belki de ben keşfettim. Oyun gücünüz de muhteşem. Onu da isterdim. Onu da isterdim. Onu da isterdim. Olur vallahi. Ben isterdim ama çok zor bir iş yani oyunculara. Ben yönetmen olsam sizi başrolde oynatırım. Yok ya, hakikaten çok saygı duyuyorum. Ben bir kere bir sete gittim. O açıdan çek, bu açıdan çek. Aynı duyguyu vererek çek. Çok zor iş. Çok saygı duydum. Bu kadar zor olduğunu da bilmiyordum. Hepsi emekçi. Yani set işçisinden. Ben zaten hep televizyonda da ekranda da ekibimi yere yurda koyamam. Yani onlar olmasa biz bir hiçiz. Bir reji, bir ekip sizi isterse rezil de eder, vezir de eder. Onlardır o işin gerçek kahramanı. Ben hepsine ayrı alkış isterim. Hepsine ayrı alkışlatırım. Biraz eliniz yüzünüz düzgünse evet bir şekilde eğitim alıp bu işi yapabilirsiniz. Ama gerçek emekçi olmak, yayıncı, kameraman, reji de işte yönetmen, resim seçici, bu başka bir şey. Gerçekten hepsini çok takdir ediyorum. Set işçilerini ayrı takdir ediyorum. Bence gerçek kahramanlar onlar. Çok doğru. Evet onlar çok doğru. Yani. Çok çok haklısınız. Şimdi artık programın sonlarına geliyor. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir çok teşekkür ederim. Yok, hayır. Buradan bir defa Simge Hanım'a çok sevgilerimizi, aleykümselam, ileteceğim. İleteceğim. Hemen annenize ileteceğim. Çok sevgilerimizi. Hemen ileteceğim. O da size Emir sevgilerini. Gerçekten enişteme. Çok, evet, hepsine ileteceğim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok İyi keyifliydi yalnız. Sizi, ekip arkadaşlarınızı tanımak. Siz de burada gerçekten bir aile gibi olmuşsunuz. Burada da kendime ait hissettim. Beni bu kadar sıcak karşıladığınız için, beni bu programın formatına layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yeni projelerinizde her zaman yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Yine bir gün bir projede mutlaka beraber oluruz. Sizi ağırlamak, zaten. Ya şimdi bazı insanlar vardır.
Onların ışığının çok yüksek olduğunu kabul öyle ederim. Mesela sizin bir defa ışığınız çok yüksek. Çok teşekkür. İçeri girdiğiniz anda içeri aydınlanıyor. İsterse karanlık olsun. Çok teşekkür ederim. Simge Hanım da öyle. Çok teşekkür ederim. Yani bazı insan ışığa gerçekten buna çok inanıyorum. Siz de bilirsiniz bunu. Bir insan girer içeriye. Ah ne güzel. Bakarsınız ki dünyanız değişir birden. Çok teşekkür ederim. Modunuz değişir. Çok değil teşekkür ederim. Yani bu ben de öyle çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Böyle kendini anlatabilen biri değilimdir ama sizden aldığım sıcaklıkla, ekip arkadaşlarınızdan aldığım sıcaklıkla çok kendimi rahat ifade ettim. Doğru ifade ettiğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Birlikte olmak çok güzeldi çok gerçekten. Şimdi gerçekten aynı zamanda dosta da çok önem veren birisiniz. Evet. Bunu çok iyi biliyorum. Evet. Sizin dost olmak benim için de bir ayrıcalık. Benim için de öyle. Sizi tanımış olmak benim büyük bir ayrıcalık. Benim için de öyle. Bilmukabele. Hem mütevaziliğinizle hem samimiyetinizle. Sizi yürekten alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten hani bir Türkiye'nin aydınlık yüzlerinden birisiniz. Ha, çok teşekkür ederim. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Hepimizin yolu açık olsun. Gerçekten kalbi güzel herkesin yolu açıktır ve hep mutlu sonla biter. Ben böyle inanırım. Yine bir gün bir yerlerde sizinle beraber oluruz nasıl olsa. Daha maça gideceğiz Trabzon'da. Maça gideceğiz evet. Maça gideceğiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili dostlar, Sinem Sıstıkoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.